Arkadaşlar Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle minik prenseslerimiz için çok güzel bir e, salopet etek çalışması yapacağız. Eteğimizi örmeye aşağıdan başlıyoruz. E, hangi yaş grubu için öreceksek zincirlerimizi ona göre çekip biraz büyük örebiliriz. Elimdeki eteğim e, 0-1 yaş arası bebeklerimiz için uygun bir çalışma daha büyük yapmak isteyen arkadaşlarımız aşağıdaki zincirimizi yani lastik bölümümüzden e, fazla zincir çekerek başlayabilirler ve ona göre yukarıya boyunu da uzatıp daha büyük yaşlar için ayarlamalarımızı yapabilirler. Evet belli bir ölçüye gelene kadar dümdüz ördük ve sonrasında bakınız lastik örgülerimiz ve daralmalarımızı yaptık. Hem önde hem de arkada daralmalarımızı yaptık. Arkada daha fazla daralma işlemimizi yaptık. Sonrasında şuradaki askı boyumuzu ayarladıktan sonra önde minik bir cep çalıştım ve üzerine ben işlemeler yaptım. Dileyen arkadaşlarım bu işlemeleri farklı şekillerde de yapabilirler. Hemen ölçümüze bakalım. Ondan önce ikinci ipimden çok az kullandım. Bakınız, ipimiz 250 metreydi, 100 gram, 250 metre. Yani 350 metre bir ip, 100 gram, 350 metre çok rahatlıkla eteğimizi çıkarabilir. Evet, şimdi askıdan itibaren şöyle askıyı tutuyorum, düzelterek. Bakınız, şöyle düzelttim ve etek ucunu 45 santim olduğunu görüyorum askı boyunda. Evet şöyle kol altından ölçelim. Kol altı genişliğimiz 25,5 santim. Evet şimdi kolay gelsin diyerek hemen örgümüze başlayalım. Kolay gelsin. Jilemi örmek için 3 numaralı tığımı kullanıyorum. Ve etrofil marka mor ipimi kullanıyorum. Anti peeling özelliği olan güzel bir bebe ipi. %100 ıı, akrilikten oluşmakta. 100 gram ve 250 metre. Şöyle renk numarasına da bakalım. 8060 80, numaralı renge sahip. Hemen jilemizi örmek için 60 tane zincirimi çekiyorum. Şöyle tutuyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bütün başlangıçlarda Lütfen biraz rahat örün. Eğer çok sık örerseniz tığımızı başlangıç için e, zincirlerimizin arasına girmek sıkıntı oluşturur. Onun için rahat rahat yani biraz yumuşak örerek şöyle bakınız, yumuşak örerek 60 tane zincirimizi tamamlayalım. Zincirimi çektim. Santim olarak ölçümüze bakalım. Elimizin ve ipimizin e, ayarlamasına bir bakalım. Eşit miyiz? Tam 30 santim. Gördüğünüz gibi zincirimin ölçüsü. Hemen trabzanlarımı örerek alt kısmının lastiğini başlatıyorum. İlave zincir yapmıyorum. Geriye dönüş yapıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Tığımın başını doluyorum. 4. zincir yuvasının içerisine giriyorum. 1 ve 2 defa da çekiyorum. Hemen yanındaki zincirin içerisine giriyorum. 1 ve 2. Bir defa tığımın başına ipimi alıyorum. Giriyorum. 1 ve 2. 1 ve 2 zincirlerim bitene kadar bu şekilde örüyorum. Hem ön parçayı hem arka parça her iki parçamızı da bu şekilde başlatıyoruz. 60 tane zincir 4. zincire geri dönüşümüzü yapıyoruz ve birer birer zincirimizin üzerine trabzanlarımızı örüyoruz iki parçamızın her ikisi de eşit sayıda başlayacak. Evet şöyle sıramızı tamamlayalım. Zincirimizin üzerine trabzanlarımızı örerek tamamladım. Bir uçtan diğer uca kadar örerek geldim. En son trabzanımın üzerine iki tane zincirimi çekiyorum. Bir ve iki örgümün yönünü çeviriyorum ve etek ucu için lastik çalışmamızı yapmaya başlıyoruz. Tığımın başını doluyorum. Lastik çalışmamızda e, buradaki trabzanların ana gövdesine giriyoruz. Bir tanesini yandan girerken bir sonrasını ardından giriyoruz. Birini yandan birini ardından şeklinde sırayı takip ederek ilerliyoruz. Ve ana gövdeden. Ana gövdeden girdim. 1 ve 2. Tığımın başında doluyorum. Bir sonraki trabzanın ardından giriyorum. 1 ve 2 Tekrar tığımın başında doluyorum. Yandan giriyorum. Bir sonrakine ardından. Tekrar yandan ana gövdeden giriyorum. Bir sonraki skini e, bakınız. Ardından girdim. içeriye doğru çekilerek örülmüş oldu. Alttaki düz örmüş olduğumuz trabzanlarımızda üstteki trabzanlarımızın formuna girmekte bakınız. Bir yandan bir ardından sıradakini yandan şöyle ipimin hepsi geldi şöyle gönderiyorum. Evet bakalım iki tane zincirimi çektim. Yandan girdim. Bu şekilde dışa doğru çıktı trabzanım. Hem de alttaki trabzanım aynı forma girdi. Ardındakini yani bir sonraki sıradakini ardından bakın bu da diğer tarafa doğru çıktı. Yandan ardından şekliyle örerek sıramızı tamamlayalım. Sıramızın sonuna kadar örerek geldim. Yandan ve arkadan şeklinde hem önden hem de arkasından görüntüsüne bakalım. Şimdi son iki tane trabzanım kaldı bakınız. Sıradaki trabzanımı yandan örüyorum. En son trabzanımı tam tepe noktasına batarak örüyorum. Son kalan trabzanımı ve iki tane zincirimi çekiyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum. Yine bu sırada gördüğüm şekliyle örüyorum. Bakınız, e, zincirimizi çektiğimiz trabzanımızın hemen yanındaki içte kalmış bir sonraki dışarıya kabartılı durmuş sıradaki içte dışta içte dışta şeklinde görülmekte. İçte kalan trabzanımın ardından giriyorum ve örüyorum. İki defa da çekiyorum. Dışta olan trabzanımı yandan giriyorum. Bu üçüncü sıramız. Dört sıra lastiğimizi örmemiz yeterli. Bu sıramızı ördükten sonra bir sıra daha aynı şekilde örerek lastiğimizin boyunu büyütelim. Bakınız gördüğümüz şekliyle örmeye devam edelim. Dört sıra lastiğimizi ördükten sonra bakınız bir, iki, üç ve dört. 4 sıramızı tamamladım. En son kenardaki trabzanımı örüyorum. Bakınız şu şekilde kalıyor. Lütfen bunu unutmayalım. Yoksa ilmeğimizi azaltarız. Trabzanımı ördüm. 2 tane zincirimi çekiyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum. Bir 4 sıra lastik yeterli. Şimdi düz örgümüzü örmeye başlayalım. 2 tane zincirimizden sonra bakınız hemen ilk trabzan karşılamakta bize. Bakınız içte kalan. İçte kalanı örmüyorum. Dışardaki yani bir tane atlıyorum, diğerini örüyorum. Siz fazla başlamışsınızdır, eksik başlamışsınızdır. Buradaki kabartılıdır, dıştadır. Hiç önemli değil. Bir tane atlayalım, ikinciyi örelim ki eteğimiz şöyle hafif bir mail kazansın diye. Hem başlarken, hem biterken her ikisini de bakın, son ilmekten bir önceki ilmeğimizi örmüyoruz. Kabartılı olsa da, içte olsa da fark etmiyor. İki zincirimi çektim, tığımın başını doluyorum bir tane atlıyorum diğer trabzanımın üzerine batıyorum ve sona kadar her bir trabzanımın üzerine birer birer batarak trabzanlarımı örüyorum eteğimizin lastik kısmını bitirdik. Trabzan olarak örüyoruz. Sona doğru ilerleyelim. Evet bir uçtan başladığımız trabzanlarımızı birer birer örerek geldim. Bakınız bir içten başlamıştım. En son iki tane trabzanım kaldı. Bakınız bir içteki trabzanım bir de en sondaki trabzanım. Tığımın başını doluyorum. Sıradaki trabzanı atlıyorum. En son trabzanımın üzerine batıyorum ve örüyorum. Burada her iki kenardan sadece birer tane trabzan eksilttik. İki tane zincirimi çekiyorum, örgümü çeviriyorum ve sıradan artık örüyorum. Hemen ikinciye batıyorum. Burada eksiltme ya da artış yapmıyoruz. Artık eteğimizi, jilemizi istediğimiz ölçü gelene kadar dümdüz örüyoruz. Kolumuza kadar herhangi bir farklı işlem yok. Bu şekilde örmeye devam ediyoruz. Evet ikinci sıramızı da düzgün bir şekilde örerek geldim bakınız. Şöyle diğer taraftan da görelim. En son bakınız kenardaki trabzanımı görmekteyim. Hemen üzerine geliyorum. Batıyorum. İki tane zincirimi çekiyorum. Örgümü çevirerek hemen yanındaki trabzandan örmeye başlıyorum. Ve bu şekilde geçişlerimizi de yaptık. Dümdüz örmeye devam edelim yeterli uzunluk ölçüsüne ulaşıncaya kadar örelim. jilemizi örerek büyütmeye devam ettim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ve 18 sıra ördüm. 18 sıra ördükten sonra bakınız şöyle. Önü ve arkası herhangi bir işlem yapmadan dümdüz devam ettik. Şimdi askımız için oyuntularımıza başlayalım ve ön Kapağını oluşturalım. Hemen alıyorum. iki tane zincirimi çektim. Uzunluğuna da bakalım. Herhangi bir şekilde aklımızda soru işareti kalmasın. Önce enine bakalım. Eni 28 santim. Uzunluğuna bakalım. Şöyle düzeltiyorum. Uzunluğum ise 23 santim. Şimdi kenar lastiklerimizi yapmaya başlayalım öndeki bölüm için kapak kısmımızda çalışalım. Zincirimi çektikten sonra sıradaki trabzanımı yandan girerek örüyorum. Bakınız burası ön tarafı. Yandan giriyorum. Dışa doğru çıkartıyorum. Bir sonraki trabzanımı ardından giriyorum. Tekrar yandan ardından yandan ardından tırabzanlarımızı yandan ve ardından girerek birer birer ördüm. İlk zincirimiz bakınız içte kaldı. Hemen yandaki birinci trabzanımızı yandan girerek dışa doğru kabartık. İkincisi içte, dışta, içte, dışta şeklinde ördüm. En son mızı yeniden yandan girerek örüyorum ve 1 2 3 4 tane dışarıya kabartılı olur yani toplamda ilk başlangıçtaki trabzanımda sayarsam 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 tane trabzan üzerine lastiğimizi kurduk diğer tarafta da aynı işlemimizi yapacağız hemen diğer trabzanımı Düz olarak örüyorum ama lastiğimden hemen sonra önde şu şekilde bir daralmaya geçeceğim için ikişer ikişer keserek örmeye başlıyorum. Kesmek için trabzanımın tepesine battım, bir defa ördüm, yandaki trabzanımı yine bir defa ördüm, her ikisini aynı anda çekerek bir tane ilmeğe düşürdüm. Buradan içe doğru meylinizi vermiş olduk. Hem giderken hem e, bu şekilde diğer taraftaki lastik ucuna giderken de kesme işlemimizi yapıyoruz. Aradaki trabzanlarımı birer birer örüyorum. 10 trabzan kalana kadar arayı dümdüz örelim. Arayı dümdüz örerek geldim. Tam 10 tane trabzanım kenarda kaldı. Burada 10 tane trabzan üzerinde çalışma yapmıştım. İkisini kesmiştim. Diğerlerini lastik olarak çalışmıştık. Şimdi aynı şekilde ilk iki trabzanımızı kesiyoruz. Ve ilk göreceğimiz trabzanımızı şurada gördüğümüz gibi yandan girerek dışa kabartıyoruz. Her ikisinin eşit görünmesi için bakınız. Dıştan görüldüğü zaman 1, 2, 3, 4 tane kabartımız görülmekte. Hemen İlk ikiyi keselim. Lastiklerimizi örelim. Birinci trabzanımı bir defa alıyorum. İkinci trabzanımızı bir defa alıyorum. Ve her ikisini aynı anda kesiyorum. Ve ilk kesme işlemimizi yapıyorum. Sıradaki trabzanımı yandan girerek tıpkı burada olduğu gibi gövdemizin hemen yanındakini kabartılı olarak örüyorum. Daha sonrasında sırayı takip ediyorum. Bir içten bir dıştan örerek sona doğru ilerliyorum. Tekrar kabartıyorum. En son trabzanımın tepe noktasına batarak düz bir şekilde örüyorum. İlk eksilme işlemini ve lastik çalışmamızı bu şekilde tamamladık. Hemen iki tane zincirimi çekiyorum. Bir ve iki örgümün arka yönünü çeviriyorum. Arka yönünde lastiklerimizi yine aynı şekilde örüyoruz ve eksilmelerimizi yapıyoruz. Birkaç sıra birlikte eksilmelerimizi yapalım. Tığımın başını doluyorum. Arkasından girerek içten örüyorum. Yandan gördüğümüz şekliyle örüyoruz. ardından yandan giriyorum ve bakınız buradaki dışa doğru kabartılı olduğu için ardından giriyorum ve lastiğimi diğer tarafa doğru kabartıyorum Tekrar iki tane ilmeğimizi eksiltiyoruz. Bakınız bir önceki eksiltmiş olduğumuz ilmeğimizi iki tanesini bir ilmeğe dönüştürdük. Şöyle baktığımız zaman şimdi hem bu ilmeği hem yanındakini alarak bir tane daha eksiltmiş olacağız. Bir defa bir önceki sırada eksilttiğimin üzerine batıyorum. Tığımın başını doluyorum. Yanındaki trabzana batıyorum. Bir defa örüyorum. Ve her ikisini de tek seferde çekiyorum. Yine eksiltme işlemini yaptım. Aradaki trabzanlarımızı ise herhangi bir işlem yapmadan düz olarak örüyorum. Diğer lastiğimizin yanındaki eksiltme yapmış olduğumuz yerin yanındaki bir trabzana gelene kadar dümdüz örelim. Aradaki trabzanlarımı örerek geldim. Şimdi bir önceki sırada kestiğim trabzanlarım ve bir tane yanındaki düz trabzanım hemen ikisini birer defa örerek tek seferde çekiyorum birer defa her ikisini ördüm tek seferde çekerek kapatıyorum ve hemen lastik işlemi arkadan trabzanımı örerek başlıyorum sıradakini yandan arkadan Yandan bir tamamlayalım. Son trabzanımın tepe noktasına batıyorum. Bir ve iki defa da çekiyorum. İki zincirimi bu yönde çektikten sonra örgümü çeviriyorum. Hemen yandan girerek trabzanlarımı gördüğüm şekliyle örüyorum. Evet yeniden kesme işlemimizi yapıyoruz. Kesme işlemimizi bakınız biraz önce yapmıştık. İlmeklerimizi bire indirdik. Şimdi bu ilmeğimiz ve yanındakini örerek tek trabzana düşürüyorum. Bir defa örüyorum. Yanındaki trabzanımı bir defa örüyorum. Bakınız kestiğim ve yanındaki eşlik etmekte. Her ikisini de çekiyorum ve eksilme işlemimi yapıyorum. Aradaki trabzanlarımızı dümdüz örüyoruz. Diğer kesme işlemimize bir trabzan kalana kadar birer birer örerek ilerleyelim. İki tane ilmeğimin olduğu yere kadar geldim. Kestiğim ve yanındaki tek ilmeğim bir defa alıyorum. Kestiğimiz trabzanımızın üzerinden de bir defa alıyoruz. Her ikisini çekiyoruz ve burada yine eksilme işlemimizi yapıyoruz. Yandan giriyorum. Ardından ve işlemlerimizi bu şekilde hem bu yönde hem dönüşte her iki taraftan da keserek biraz daraltalım ve sonrasında görüşelim. Evet ön kapak kısmımızı çalışmaya devam ettim. Kaç sıra ördüğümüze bakalım. İlk sıramız ikinci sıramızı örmemizde lastik formuna dönmüştü. Bu sırayı da birlikte sayalım. 1 Bir, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Toplamda 12 sıramız oldu. 12 sıramız tamamlandıktan sonra geri dönüşümüzü yapalım. Lastik örgülerimizi yine örelim. Ardından alıyorum. Yandan omuz lastiğimizi bu şekilde örelim ve ön kısmının lastik çalışmasına da başlayalım. Evet en son bakınız arkadan girerek ördüm ve yandaki diğer sırada eksilmiş olduğumuz ilmeğimizi şöyle yandan giriyorum. Sıramızı bozmadan devam ediyoruz yani bakınız. Diğerini ardından yandan iplerimizi yarımlamayalım. İplerimiz katlı olduğu için bir yandan bir ardından örerek ilerleyelim. Lastik örgümüzü örerek geldim. Bakınız e, kabartılı ördüm. Her ikisi de içte kalacak ilmeklerimiz oldu. Birisi lastiğimizin devam ettiği birisi de son ilmeğimiz. Bu gibi durumlarda son ilmeğimizi atlıyoruz. Lastiğimizin devamlılığını esas alıyoruz. Bakınız lastiğimizin olduğu ilmeğimizi mutlaka örüyoruz. Buradaki bir önceki trabzanımızı örmeden atlayalım diğerinin ardından girerek bu bağlantıyı koparmayalım tığımın başını doluyorum herhangi bir sıkıntı olmaz hiç merak etmeyin örüyorum bakınız buraya atladım ve buradaki lastiğimin olduğu şekliyle örülmesini sağlıyorum yine gördüğüm şekliyle örüyorum ardından en son bir iki tane zincirimi çekiyorum bir sıra daha örelim bakınız şu şekilde tamamladık bir sıra daha lastik olarak örelim lastiğimizi bir sıra ördük ama aşağıdaki sıra kendisine uyum sağladığı için bir sıra daha ilerleyelim örerek geldim bakınız şurası atladığımız bölgeydi hemen arkadan giriyoruz hiç belirli olmamakta bakın o yüzden lütfen hiç tereddütte kalmayın. Şuradaki lastiğimizin bütünlüğünü bozmayalım. Buradaki hemen yanındaki ilmek yan yana aynı şekilde geldiği zaman lastiğimizin devamını tercih edelim. 3 sıra yeterli. Burayı tamamlayalım ve ön parçamızı bu şekilde bitirmiş olalım. Askılarımızı arkadan öne doğru uzatacağız. çok çok kolay, her yaşa uygulayabileceğimiz güzel bir model. Evet, sıramızı tamamlayalım ve bitirelim. Evet, en son ilmeğimizi de ördükten sonra bakınız genel görüntüsü gayet güzel oldu. Buraya bir de cep çalışması yapacağız. Onu daha sonra tamamlayalım, arkayı bitirdikten sonra. Şimdi bir tane zincirimi çekiyorum ve ipimi buradan kesiyorum. Arkaya da aynı sayıda başlayalım ve örmeye devam edelim. Ben şöyle aynı sayıda başlamıştım ve örmeye devam ediyorum. Bakınız aynı sayıda Başladık yukarıya doğru devam edelim ve burada kol altımıza geldiğimiz zaman kesme işlemlerimizi yine birlikte çalışalım. Hiç farklı bir işlem yok birebir aynı sayılar aynı işlemler ve dümdüz örerek yukarıya doğru ilerleyelim. 18 sıramızı örerek tamamladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18. 18 sıramızı ördük. Yine kenarlarımızdan lastiğimizi çalışmaya başlayalım. Önümüzde yaptığımız işlemimizden bir fark olarak sadece sayıyı biraz daha fazla keseceğiz. Şimdi ilk iki tane zincirimi çektikten sonra hemen kabartarak diğer Ön kısımda da başlamıştık. Bakınız bir sonrakini ardından giriyorum. Sıradakini yandan bir sonrakini ardından yandan ardından 8 tane trabzan üzerinde çalışmıştık. Şöyle bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi ilk kesme işlemimizi yapıyoruz. Diğer ön kısımda iki tane ilmek üzerinden kesmiştik. Burada üç ilmek üzerinden bu sıramızda kesiyorum. Birinci ilmekten bir alıyorum. İkinci ilmekten bir alıyorum. Üçüncü ilmekten bir alıyorum. Hepsini aynı anda çekiyorum ve örmeye devam ediyorum. Arayı dümdüz örüyorum. Diğer tarafa yaklaşırken 11 tane trabzan kalınca bekliyoruz ve önce 3 ilmeğimizi kesiyoruz sonrasında lastiğimizi başlatıyoruz kesme işlemimizi yaptıktan sonra araya dümdüz örerek ilerledim kenara geldim 2 4 6 8 tane ilmeğimizi lastik için ayırıyoruz geriye kalan bakınız 1 2 3 tane ilmeğimizi de lastik öncesinde kesiyoruz bir defa alıyorum birinci trabzandan, ikinci trabzandan yine başın doluyorum. Bir defa alıyorum tamamen kapamıyorum. Üçüncü trabzanı da yine bir defa alıyorum tamamen kapamıyorum. Hepsini tek seferde çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Hemen ilk trabzanımı lastiği yandan girerek dışa kabartılı olacak şekilde başlatıyorum. Bir sonrakini ardından yan taraftan giriyorum lastik sıramıza uygun olarak bir yandan bir arkadan girerek örüyorum. Son trabzanımızın ise tepesine şöyle batıyoruz. Zaten iki tane zincirimizi çekmiştik. İki zincirimizin üzerine batıp kapatıyoruz. Yeniden iki tane zincirimi çekiyorum. Ve bakınız ilk kesme işlemimizi ve lastiğimizi başlattık. Şimdi lastiklerimizi örelim ve kesme işlemimizi yapalım. Kesme işlemimiz bu sıramızda iki tane olacak. Bir sırada 3, bir sırada 2 keseceğiz. Sırası ile 8 tane trabzanımı ördüm. Şimdi kesme sıramızdayız. Bakınız bir önceki sırada 3 tane kestiğim trabzanın yanındaki tek trabzan 3'ün tepesine batıyorum. Bir defa örüyorum. Üçün aynı anda almıştım. Bakınız şu yönden batalım. Ve tığımın başını doluyorum. Hemen diğer trabzanımın tepesine batıyorum. 2 tane trabzanın bir de bakınız lastikten olan ilmeğim 2 trabzan olarak burayı kesiyorum ve arayı devam ettiriyorum. Bir sırada 3, bir sırada 2 trabzan olarak keselim. Hepsi buraya potluk yapmasın. 3 3 üst üste yığmayalım. 3 2 3 2 şeklinde kesmelerimizi her iki yönde de devam ettirelim. Diğer uca doğru ilerleyelim. Aradaki trabzanlarımızı düz örerek geldim. Bir önceki sırada 3 tane kesmiştim. Hemen yanındaki tek trabzanımı görmekteyim. Bir defa tek trabzanın üzerine batıyorum ve bir önceki kesmiş olduğum trabzanımdan birer alıyorum. Her ikisini tek seferde kapatıyorum ve iki tane kesmiş oldum. Bakınız ikiyi bir yaptım. Hemen lastik örgümün arkasından örmeye başlıyorum. Sıramızın sonuna kadar ördüm. Şuradaki zincirimin üzerine batıyorum. Tekrar 1 ve 2 zinciri çektikten sonra yeniden örgümün yönünü çeviriyorum. 3 kestim, 2 kestim. Şimdi e, yeniden 3 trabzan keserek devam ediyoruz. Her iki yönde de 3-3 kesiyoruz. Bir üstte 2-2 ve bu şekilde sıramızı e, yukarıya doğru devam ettireceğiz. 3-2-3-2 şeklinde. üst üste 3 ya da üst üste 2 yapmayalım. Bir sırada 3, bir sırada 2 artıralım. 2 eksiltelim. Yandan giriyorum. Bakınız şu şekilde yandan girdim. Lastiğimizi örerek geldim. Altta 2 trabzanımı kesmiştim. Bu sırada 3 tane trabzanımızı keseceğiz. İkilimizin üzerine ve yanındaki iki tekimizden birer birer başını dolayarak alıyorum. 1 2 ve 3 3 ilmeğimizi tek seferde çekiyorum ve hemen yanındaki trabzanımı bir diyerekten örüyorum birer birer ilerliyorum ve bu şekilde yukarıya doğru ilerleyelim Evet bir sırada üç, bir sırada iki, üç, iki, üç, iki şeklinde arttım. Bir e, döndüğü sırayla birlikte sayıyorum. Burayı düz örmüştük. Üstünü ördüğümüz için geriye dönmüştü. Bakınız lastiğimiz olmuştu. Kesmeye başladığımız yer şurası. Ama aşağıdan itibaren sayıyorum. Lastik görünümünden itibaren. 1 iki, üç, dört, beş, 6, 7, 8, 9, 10. 10 sıra 1, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 2 olarak kestim. Tabi en alttaki bakınız normal trabzandı. Şuradaki lastik kısmına dönen kısım üstünü ördüğümüz için döndü. Bu sırayı dahil etmiyorum. E, ve son sıramızda herhangi bir artma eksilme yapmadan bıraktım şu kısmı. Burayı artık lastik örgümüze çevireceğiz. Diğer taraftaki lastik örgümüzü takip ettirerek örüyorum. Bakın bir sıra artma ve eksilme yapmadım ve devam ediyorum şimdi. Lastiklerimi ördüm. Arkadan almışım. Hemen sıradakini yandan alıyorum. Ardından yandan lastiğimizi örerek ilerliyoruz. Ardından giriyorum. Tekrar yandan takip ediyoruz ardından girdim bakınız iki tanesi yine ardından denk geldi buradaki devam eden trabzanımı bozmuyorum onun için hemen her ikisi yan yana gelen ardından gelen kısmı sürekli devam eden trabzanımı tercih ediyorum ve burayı atlıyorum hiç problem olmaz devam edene geçiyorum bakınız burada kaldı ama hiç e, önemli değil önemli olan buradaki bütünlüğümüzün bozulmaması şöyle bakalım bakınız Buradaki devam edeni örüyorum. Diğerini atlıyorum. Şöyle baktığımız zaman bir sonraki sıramızda hiç belirli bile olmayacaktır. Lütfen buna dikkat edelim. Buradaki bütünlüğümüzü bozmayalım. Aşağıdan yukarıya doğru aynı şekilde kenar lastiklerimiz devam etsin. Lastiklerimi örmekteyim. son tepesine batıyorum bir iki tane zincirimizi çektikten sonra arkasını çeviriyorum ve yeniden lastiklerimizi örmeye başlıyorum tığımın başını doluyorum gördüğümüz şekilde örüyoruz artık sona doğru yaklaştık Bakın bütünlüğümüzü bozmadık. Aşağıdan devam ettirdim. Hemen bakınız atladığım yer hiç belli bile olmayacak. Şimdi arkasından diğer trabzanımı alıyorum. Bakın hiç belirli değil. O yüzden buna dikkat edelim. Lastiğimizi bozmayalım. Diğer ön kısmında kaç sıra yapmışsak lastiğimizi burada da aynı sırayı yapmamız gerekmekte. 1, 2, 3 dönenle birlikte 3 sıramız. Hemen diğerine bakıyorum. 1, 2, 3. Bakınız 3 tane de bu kısımda tamamlamıştık. Burayı da 3 sıramızda tamamlıyoruz. Sona kadar geliyorum. Kenardaki trabzanımın tepesine batıyorum. Bir iki tane zincirimi çekip hemen çeviriyorum. Askılarımızı örmeye başlıyoruz. Sadece şuradaki aşağıdan itibaren devam eden trabzanlarımızı örüyoruz. Araya geçmiyoruz. Yandan giriyorum. Ardından Yandan Ardından Yandan ve bakın burayı unutmayalım. Ardından giriyorum çünkü arka tarafı çevirdiğimizde lastikten devam eden kısmımız hemen 1 ve 2 zincirimi çekiyorum, arkasını çeviriyorum. Bakın sırasıyla ördüm, ardından aldım. Bu ön tarafa doğru kabartılı olacak bölümümüz hemen yanındaki trabzanımı da yandan alarak örüyorum ve en son trabzanımızın tepesine batıyorum. İki tane zincirimi çektikten sonra örgümün yönünü çeviriyorum ve hemen örmeye başlıyorum. Baskımızın bir tanesini örerek tamamladım. Düğmelerimi diktim. Bakınız hem lastik başlangıcına hem de ilimin olacağı yere düğmemi diktim. Ve bu şekilde çalıştım. Yanları henüz dikmedim. Bakınız şimdi diğer taraftaki lastik çalışmamızı da öne doğru yaparak gelelim. İpimizi diğer tarafta koparmıştık. Şöyle alıyorum. Şuradaki lastiği e, kol askısını santim olarak verelim. Hemen başlangıç yerinden tutuyorum. Şöyle baktığımız zaman, bakınız 24 santim olduğunu görüyoruz. Tabii ki öreceğiniz etek boyuyla e, alakalı olarak, yani çocuğumuzun yaş grubu daha büyük, daha kilo olursa birazcık daha uzun yapabilirsiniz. Evet, ipimi burada bitişte kopardım. Yeniden başlıyorum. Şu kenardan başlıyorum. Trabzanlarımızı birer birer alarak ördüm. Bakınız hemen kenardaki trabzanımızla tamamladık. Yanına dilerseniz şuradan bir tane daha trabzan ilave edebilirsiniz. İçten kıvrılmasını yani kıvrıldığı zaman yandaki trabzanımızın kaybolmaması için. Devam edelim. Üsttekini de aynı şekilde 24 santim olana kadar örelim. Her iki askımızın boyunu eşit bir şekilde ördükten sonra ipimizi buradan keselim ve ilmeğimizi arka tarafa şöyle gizleyelim. Ve bakınız burada ilik açmamız gerekiyordu. İlik açmadım. Zaten araları çok geniş olduğu için ama minik bir uygulama yapacağız. Aynı renk ipimi şöyle iğneme takıyorum. irice bir iğneme. Şu ortadaki görmüş olduğumuz bölüm bakınız tam kenara eşit miktarda trabzanlarım ayırıyorum. Bir ve ikinci sıradaki hemen arkadan giriyorum. diğer tarafa doğru batıyorum tekrar giriyorum diğer tarafa doğru batıyorum ve burada bakınız bir tane ilik açıyorum şöyle gördüğümüz gibi eğer gerekli olursa birkaç sefer daha kenara buradaki trabzanımızı çekebilirsiniz şöyle Evet arkaya düğümümü atıyorum. Minik bir cep çalışalım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Şöyle bakalım. Şu kısım için çalışacağız cebimizi yukarıya doğru çıkınca şöyle eşit bir mesafemizin kalması gerekiyor. 20 tane zincirimi çektim ve 1 2 3 tane daha zincirim ilave ediyorum bir geriye çekiliyorum dördüncüye batıyorum ve birer birer bütün zincirlerimizi trabzanlarımızı örelim zincirimin üzerine trabzanlarımı ördüm tekrar bir iki tane zincir çekiyorum ve yeterli cep ölçüsü olana kadar dümdüz örüyorum bitirme kısmında lastik olarak öreceğiz bir sıra Şimdi istediğimiz ölçü gelene kadar örelim. 1 2 3 4 5 6 sıra ördüm. 7. sırama başlıyorum. 7. sırada lastik örgüsü olarak örelim. Bir sıradakini alıyorum. Bir sonrakini. Alttakini de lastiğe dönüştürmekte burayı cebimiz olarak ön kısmımıza dikeceğiz. Evet hepsini ördüm. Bir tane zincirimizi çekip ipimizi keselim. İpimizi dikmeden önce iteğimizin ucuna şu şekilde küçük bir çiçek grubu işledim. Cebimizin üzerine de bir tane işleyerek yapalım. Sarı olarak işlemek istiyorum. Dilediğiniz gibi çalışabilirsiniz. Dilerseniz hiçbir şey yapmayabilirsiniz. İki kat yaptım. Bir tane düğüm attım. Ortalayarak batıyorum bir tane trabzanımın üzerine. Çapraz şöyle yukarıya doğru lastiğime doğru batıyorum. Şu şekilde battım. Battıktan sonra aşağıdan ortalıyorum. Bakınız içeriye giriyorum. Yukarıya doğru tekrar batıyorum. Çiçeğimizin arasından geçip şöyle çiçeğimizin bu kısmını açıklık verdim. Tekrar aşağıya geliyorum. Dilediğim her yöne tamamen zevkinize göre çalışabilirsiniz. Yine yan tarafa doğru geçiyorum ve batıyorum. İç kısımdan giriyorum. Dışına doğru tekrar batıyorum bakın dışına batıyorum. Tekrar ortaya geliyorum. Tamamen göz zevkinize göre yukarıya çıkıyorum şöyle ortasını belirliyorum giriyorum içten dışarıya batıyorum tekrar ortaya geliyorum bu kez yan tarafa doğru çıkmak istiyorum şöyle ortalayalım düzgün açılsın. İçeriye giriyorum. Tekrar batıyorum. Bu şekilde bakınız. Dilediğiniz şekilde ortaya yeniden giriyorum. Bu kez biraz daha küçük batıyorum ve yine aynı şekilde içinden çıkıyorum. Çiçeğimizi tamamladıktan sonra arkaya geçerek düğümümüzü atalım ve ipimizi keselim. ipimi kesiyorum. Her iki tarafından şu şekilde tutarak birbirine düğümümü atıyorum. Ve şimdi sap kısmını çalışmak istiyorum. Yukarıdan başlıyorum. Tamamen göz zevkinize göre nasıl isterseniz o şekilde gelişlerimizi yapabilirsiniz. aşağıya kadar indim. Eğer bir tane daha çiçek çalışmak istiyorsanız diğer tarafa doğru çıkışımızı yapabilirsiniz. Şu tarafa doğru minik bir çiçek daha yapalım. Bakınız çiçeğimi ayarlayacağım yere doğru yön veriyorum. Tekrar arkasını çevirip düğümümü atıyorum. çok gerdirmeyelim ön taraf bozulmasın pembe çiçeğimizi de hemen sap kısmımızın ucuna yapalım yine aynı şekilde arkasına düğümümü attım uygun olan batmak istediğim yere batıyorum hemen kısa mesafe batıyorum diğer çiçeğimi rahatsız etmesin iç kısmına giriyorum hemen bağlantımı yapıyorum İlimizi düzeltelim. Tekrar merkeze geliyorum. Ortaya ortadan dağılıyoruz. İleriye geçiyorum. Düzeltiyorum şöyle elimle. Sonrasında ortaya içten batıyorum. Her iki pembemin arasından ve dışına gelerek batıyorum şu şekilde ayırıyorum tekrar ortaya geliyorum şu tarafa batmak istiyorum çiçeğimiz gözümüze nasıl güzel gelecekse ipimi çeviriyorum şöyle bu tarafta düzgün durması için her iki ilmeğimin arasına giriyorum ve batıyorum 3 tane de yeterli isterseniz bir tane de şöyle hemen küçük şöyle küçük bir tane daha yapalım içerisine giriyorum şöyle düzeltip aşağıdan giriyoruz tabii ki ilmeğimizi mutlaka düzeltelim tabii farklı çalışmalar da yapabilirsiniz bu en basiti evet şu şekilde çalıştım bir de minik yaprak yapalım. Arkaya yeniden düğümümüzü atalım. Çok asılmadan keselim. Yaprağımı da aşağıdan başlıyorum. programız içinde iki kat yaptım ve düğümümü attım şu şekilde ve hemen yapıyorum. Çok büyük yaprak yapmak istemiyorum. Küçük bir yaprak yeterli. Araya giriyorum. Diğer tarafa da düzeltip arasından geçiyorum ve ileriye batıyorum arkasını çevirip düğümümüzü atalım şimdi cebimize buraya dikelim dikmeye başladım bakınız açık mavi aşağıdaki çiçeğimle aynı renkten dikmeye başladım ve yukarıya doğru bu şekilde dikiyorum yukarıya mavilerimiz çıkıyor bakınız Dıştan dikişlerimiz spor bir hava veriyoruz. Zaten spor çalışmamız. Şu şekilde diğer tarafımızda dikelim. Şöyle yukarıdan alıyorum. Evet, şöyle üzerinden dikişlerimiz belirli olarak dikelim. Ben buraya düğümü atıyorum. Diğer yanına da dikmek istiyorum. Dilerseniz gizli de yapabilirsiniz. Diğer yan kısımda da aynı işlemimizi yapalım. Aşağıya bir tane düğümümüzü atalım. Dikişlerimizi yukarıdan götürelim. Kenarlarımızı dikelim. Kenarlarımızı diktikten sonra yeniden ben şu spor dikişlerimi kullanmak istiyorum kenar süslemelerimiz. Ters yüzleri iç içe getirdim. Ön yüzleri her ikisinde bakınız. Burası önümüz, diğerisi arka. Şuradan dikmeye başlıyorum. Lastik kısmımıza kadar kenardan dikelim ya da nasıl dikmek isterseniz o şekilde dikişimizi yapabilirsiniz. Etek kenarlarımızı dikmeye başlıyorum. bir ön parçadan bir arka parçadan alıyorum ve dıştaki ilmeklerimizden alarak götürüyoruz. Çok fazla çekmeyelim. işlerimizi bakınız her bir trabzanlarımızı kendisine denk tutalım ve her iki tarafı da bu şekilde dikelim bir kenarına diktim bir kenarına dikmeden lastiğimizle trabzanımızın bulunduğu yerden bu şekilde spor dikişimizi geçelim üzerinden çok fazla asılmayalım şekilde ilerliyoruz. Diğer uca kadar bu alt kısmını tamamladıktan sonra diğer yanımızda dikelim. Evet sevgili arkadaşlar askı kısmımızın kenarında bulunan lastiklerimin üzerine ve tam ortadaki bölümüme spor dikişimi yaptım. Etek bölümünde hem arkaya hem öne spor dikişimi yaptım ve bu şekilde eteğimizi tamamladık. Bir çalışmamızın bu şekilde sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın mutlu kalın, görüşmek üzere.